Bekliyorum. Heyecanlı mısın? Çok tabii. Gelin kız kardeş olarak. Çiçeğimden çok güzel değil mi? Vallahi öyle güzel oturmuş ki. Günaydın. Bugün çok çok güzel bir günaydın. Ay arabanın altına alayım. Çünkü aşı olmaya gidiyorum. Şöyle alkışlar. Bugün ne kadar başladığımı bilemezsiniz. Çünkü yazın hem düğünler var, hem tatil var. Artık böyle rahat, mutlu günlerime dönmek istiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi aşı olmaya gidiyorum. Bakın size çekeceğim. Bir şey olmadı herhalde. Konu var mı? Bir düşün. Heyecanlıyım, heyecanlıyım. İlk böyle aşı çıktı. Bu SGK'dan yararlanarak yani aşı olabiliyorum. Şu an çok karanlık burası. O yüzden o çıktı. Evde deli gibi seviniyorum, deli gibi mutlu oluyorum. Şu an süreci de aşırı hızlandırdılar. Bence yani toplum bağışıklık kazanma noktasına iyi bir derecede geleceğini düşünüyorum. Hızlıca geleceğini düşünüyorum. Yani benim pozitif enerjim inşallah öyle olur. Ne çıkacağım? Koskoca hastanede park yeri bulamadım. Şimdi saçma sapan bir inşaat yanına park ettim. Yani inşallah hiçbir şey olmaz. Telefonumu bıraktım da. Neyse şimdi yürüyeceğim hastaneye. Yani evden 5 dakika. Bu arada evden yürüsem 15 dakika falandı. Dedim ki sonra bir Akasya'ya gideceğim. Boşver dedim arabayla çık oradan şey yaparsın falan da. Bunun en kötü kararıymış. Şimdi yürüyeceğim ve randevu saatim geçti ama sıkıntı olacağını pek düşünmüyorum. Yani umarım da olmaz. Aşımı oldum. Akasya'ya geldim. Akasya'dayım, kendime bir kıyafet aldım. Hafta sonu Eray'ın yakın bir arkadaşının nişanına gidiyoruz. Kocaeli tarafına gideceğiz. O yüzden böyle kendimizlerden bir tane mavi, çok da abartı olmayan bir elbise aldım. Yani gömlek kumaşından gösteririm size de. Bu arada kolum hiç acımıyor şu anlık, yani bir şey hissetmiyorum ama pazar da dün olmuştu. Biraz dedi ya akşam ya da sabah, yarın sabah hissedersin bir şeyler dedim. Neyse şimdi kahve içmeye gideceğiz. Fenerbahçe tarafına geçiyoruz Hazar'la birlikte. Elbisemi bulmaya aşırı aşırı sevindim. Başka elbiseler bakıyordum aslında ama şunu da Zara'da buldum. Zara benim her zaman böyle zamanlarda kurtarıcım oluyor diyebiliriz. Cumartesi görürsünüz elbisemi. Bu vlogu zaten muhtemelen cumartesi, pazar sabahtan özetleyip belki pazara yetiştirebilirim. Yani böyle bir haftalık olur çünkü nişanı falan filan gidiyoruz. Onları da çekmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Kahve içmeye geldik Fenerbahçe'deyiz. Bu Hazar'ın favori mekanındayız. Naif diye mi okunuyor Hazar'cığım? Sonuçta. Şöyle göstereyim, pardon. Çiçek satıyorlar. Hem kahve ve hem çiçek var. Çok çok güzel bir yer, çok huzurlu bir yer. Şimdi ön bahçesini de göstereceğim. Günaydınlar, bugün cumartesi günü. Arada bazı günleri çekemedim. Çünkü bir şey yapmadık gerçekten. Ama bugün Eray'ın yakın bir arkadaşının nişanına gidiyoruz. Darıca tarafına gidiyoruz. Çok heyecanlısın sanırım. Heyecanlıyım. Gelini almaya gidiyoruz. Ne alakası? Nişanda öyle bir şey yapılmıyor. Alacağız. Saat şu an 10. Eray beni almaya geldi. İşte bir saat falan nerede orada oluruz. Öyle. Sabah erkenden. Erken kalkan yolları diye bir laf var zaten. Ama sıkıntı şu, bir dakika kalktık ve her taraf aşırı yağmurlu. Ve normalde nişan açık kır, bir yerdeymiş. Aynen. Onu ne yapacağız bilmiyorum herhalde. Kapalı bir tarafa alacaklardı. Çıkartacağız ayakkabıları. He,
toprakla bütünleşeceğiz. Hem de öyle. Oy. Neyse. Sonra çekerim yine. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Bir Kars'ın nişanı nasıl olurmuş onu göreceksiniz hepiniz. Nişanına gidiyoruz. Şu yakışık kıza bakar mısınız ya? Aşık oldum. Şimdi küçük bir konvoyumuz var. Çekeceğim ama çok küçük yani. Nişanda ne kadar olabilirse. Detayları yine çekiyor olacağım. Hava düzeldi bu arada. Sanırım açık havada olacak, bahçede olacak. O yüzden de baya şanslıyız. Düğününe şahitlik ederiz diyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar güzel gelinimize ve damatımıza geldi efendim. Necat teyze orada. Necat teyze orada. Senden erken gelmemiz hakkı ne düşünüyorsun kardeşim? Çok erken geldim. Senin baskısı altta kalmadan kendi bir iradeniz ile Yusuf Bey'i kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Yusuf Bey, sizi kimsenin baskısı altında kalmadan kendi bir iradeniz ile Seda Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet.